Evet diyor ondan sonra o hoca efendi, duru yaşamanın kavgasını vermek elbette zordur. Şimdi acz ve fakr sırrıyla yaşamanın, hani meydan okumak diyoruz ya, meydan okumak. Bakın tarih boyunca ne meydan okumalar var. Dupduru yaşamak bu işte. Ne dedik? Allah'tan başka hiç kimseye muhtaç olmaz. Allah'tan başkalarına muhtaç olmak insanı işte o safiyetten ve o duruluktan uzaklaştırıyor. Ve İmam Şafii örneği, İmam Ahmet bin Hanbel örneği, İmam Hanefi örneği, bunların üzerinden devam edecek Hoca Efendi. Onlar işte böyle dupduru yaşamanın kavgasını vermiş olan insanlar. Ancak bu aşılmaz tepenin verasına kurulan otağı çok kutlu bir otağıdır diyor Hoca Efendi. Akabe aşılmaz tepeler, ama onu aşılınca öyle bir otağı kuruluyor ki çok kutlu bir otağı. Bakın Ebu Hanife'ye diyor Hoca Efendi, o koca imam kendisine teklif edilen kadılığı sırf ruh duruluğunu ve kalp saffetini koruyabilmek adına reddetmiştir. Ve öyle reddetmek, öyle reddetmek değil, bakın ben tamam o vazifeyi reddediyorum değil. Kırbaç altında inim inim inlemiştir. Ama ruhuna tuzak saydığı teklifi kabul etmemiştir. Ahlaksız teklifi kabul etmemiştir, ruhuna tuzak. O teklifi kabul etmemiştir imam. Muktedirlerin kendi eylemlerini meşrulaştırma aracı haline getirilmeyi reddetmiştir o imam. Ama kırbaç altında inim inim inlemiştir. Bakın meydan okuyor. Neye meydan okuyor? Neye meydan okuyor? Güce meydan okuyor. Saltanata meydan okuyor. İmam Şafii de böyle bir teklifle karşılaşmamak için elinden gelen her gayreti göstermiştir. O kendi insanı, o kendi insanı içinde parya gibi yaşamayı kabul etmiş ve bütün zorlamalara rağmen devlet eliyle verilecek her türlü makam ve mansıbı İmam Şafii Hazretleri geri çevirmiştir. Küninden nas, ferden minen nas olarak yaşamış. Saklanarak yaşamıştır İmam Şafii Hazretleri. Onun için hayatı sıkıntılar içinde geçmiştir. Sağa sola gidip gelirken kimseye görünmeden ve mümkün mertebe olduğu yeri belli etmemeye çalışarak yaşamıştır. İmam-ı Azam'ın başına gelenlere maruz kalmamak için saklana saklana yaşamıştır İmam Şafii Hazretleri. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretlerine bakın, bunlar aslında meydan okumalar. Ahmet bin Hanbel Hazretlerine bakın, Kur'an uğruna verdiği mücadele de tarihin hafızasına silinmeyecek izler bırakmıştır İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Bakın Kur'an mahluk değildir diyor. O dönemin çok önemli bir tartışması bu. Mutezileler karşısında Ehl-i Sünnet'in duruşunu gösteriyor İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Kur'an mahluk değildir demiş ve ömür boyu direniyor bu sözünde. Hoca Efendi diyor ki idare-i kelam edip tariz denebilecek ifadeler kullansa işin içerisinden çıkabilir. Yani tartışma şu, Kur'an mahluk mudur değil midir? Kur'an ezeli kelam ya. Birileri Kur'an'ın ezeli kelam olmadığını düşünüyor, mahluk olduğunu düşünüyor. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri asla taviz vermiyor. Hoca Efendi diyor ki hani idare-i kelam edebilir. Mesela şöyle diyebilir. Kur'an mahluktur dese şunu kastedebilir. İşte Kur'an'ın yaprağı, cildi, kağıdı, mürekkebi, onu yazdığımız kalem mahluk biliyorsunuz. Dolayısıyla hani onu kastederek Kur'an mahluktur diyebilir, idare-i kelam edebilir. Tariz denilebilecek ifade bu işte. Hani o başka bir şey kasteder de ötekiler başka bir şey anlarlar. Fakat asla tenezzül etmiyor bu cümlelere ve asla taviz vermiyor. Kırbaç altında inim inim inliyor, taviz vermiyor. Kendisi bize bir hatırasını nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Kendisi anlatıyor, dikkat edin bunu. Diyor ki ilk günlerde sırtıma kamçı vurulurken dayanamıyor, bağırıyordum diyor İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Bir defasında hapishaneye bir şaki getirdiler. O şaki bana şöyle dedi: ya imam, sen buraya doğru bildiğin bir mesele için getirildin ve kırbaçlanırken bağırıyorsun. Halbuki ben doğru olmayan bir suçla buraya getirildim. Ve en az sana vurdukları kadar bana da kırbaç vuruyorlar ama ben hiç sesimi çıkarmıyorum dedi.
Ondan sonra diyor Ahmet bin Hanbel Hazretleri, ne zaman beni kırbaçlamaya başlasalar hep o Şaki'nin sözü aklıma gelirdi. Gelirdi de dişimi sıkar ve kırbaç altında kaldığım en şiddetli zamanlarda dahi sesimi çıkarmamaya çalışırdım. Evet, işte bu büyük imam bu çile ve ızdırap içerisinde kim bilir nice günler ve aylar geçirdi. Böyle bir defa iki defa değil, günler aylar geçirdi imam o çile ve ızdırap içerisinde. Çok defa güçsüz ve takatsiz anlarında bile iradesinin gücünü ishar etmeye çalışırdı ve ilk gün söylediği sözden tek kelime bile taviz vermeden dahsitani bir kahramanlık sergiledi. Bakın ölüyor, o kırbacın altında ölüyor ama meydan okuyor. Meydan okuyor. O günlerde İmam Şafii de o gizli hayatını yaşıyor. Aynı dönemde bakın. İmam Şafii saklana saklana yaşıyor. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri zalim bir yönetimin altında inim inim inliyor. Bir gece rüyasında Efendimiz'i görüyor. Ve Allah Resulü ona Ahmet bin Hanbel'e selam söyle, biraz daha dişini sıksın, yakında bana gelecek diyor. İmam Şafii Hazretleri görüyor bu rüyayı. Ona selam söyle diyor, biraz daha dişini sıksın, yakında bana gelecek. Bakın nasıl bir istinat. Nasıl bir istinat ki arkasındaki zahir kim? Arkasındaki dayanak kim? Efendimizin ruhaniyeti. İmam Şafii hemen adamlarından birini hapishaneye gönderdi. Zira kendisinin gitmesi imkansızdı. Giden zata da o zatla da İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'ne bir gömlek yolluyor. Ve diyor ki imam bunu çıplak sırtına, tenine giysin, mübarek teni bu gömleğe değsin diyor. Adam Ahmet bin Hanbel'e geldi ve onları olanları bir bir anlattı. Allah Resulü'nün selamının gönderildiğini duyan Ahmet bin Hanbel Hazretleri adeta çektiklerinin hepsini unuttu ve sevinç gözyaşları dökmeye başladı. Bu arada gönderdiği gömlek geri kendisine gelen İmam Şafii Hazretleri de onu yüzüne gözüne sürerek İmam Ahmet bin Hanbel'in teninin değdiği bu gömleğe sürülen yüze inşallah cehennem ateşi dokunmaz dedi. İşte böyle bakın, bunlar çok uzak değil biliyorsunuz. Yani bugün yaşanmakta olan şeyler. İnim inim işkence altında şehit olan kardeşlerimiz var ve biz onların biliyoruz bu iklimde yaşadıklarını ve bu iklimde ruhlarının ufkuna yürüdüklerini. İşte öyle zahir, öyle bir dayanak Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyeti, öyle bir dayanak Efendimizin ruhaniyeti, öyle bir dayanak Evliyaullah'ın himmeti.